Selamlar. Öncelikle kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu videomuzda hep birlikte bana soracak olursanız fiyatıyla piyasada çok fazla sattığını düşündüğü Redmi Note 12 Pro'nun bu 108 megapiksel kameralı olan modeline birlikte bakacağız. Her şeyden önce bu cihazı bana temin ettiği için İzmir İletişim'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz cihazla başlayalım. Sizlere ilk anlatacağım şey kameralar. Çünkü fiyatını hesaba katacak olursam hani burada yazanın çizeni boş verin. 108 megapiksel şöyle aslan böyle faslan falan filan bu fasılları bir geçelim. Cihaz bana soracak olursanız gerçekten kamera performansı anlamında özellikle gün ışığında bayağı bir başarılı arkadaşlar. Bir de çok hızlı kameraya giriş yaptım. Bir de video bölümünün içine makro diye bir şey koymuşlar. Makro video ben onu da ilk kez gördüm. Onunla da bir tane video çektim. O özellikle ayrıca hoşuma gitti. Yani sonuç olarak bu cihazla gün ışığında çektiğimiz fotoğraflar en azından cihaz ekranından bakıldığında gayet güzel görünüyor. Arkadaki ana kameramız 108 megapiksel f1.9'luk diyafram değerine sahip. İkinci kamera ultra geniş açılı ve 8 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Üçüncü kamera ise makro fotoğraflar ve videolarda çalışan f2.4'lük 2 megapiksellik son kameramız. Ön kamera ise 16 megapiksel f2.4'lük bir diyafram değerine sahip. Şimdi videonun direkt başında söylediğim gibi değerli arkadaşlar fotoğraf örneklerini siz de görüyorsunuz şu anda ekranda. Cihaz gerçekten fotoğraf, renk vesaire konusunda özellikle ortamdaki ışık iyiyse bence gayet başarılı. Hani gece çekimi diye bir modu daha var. Onunla da birkaç tane fotoğraf çektim. Hani onu böyle çok fazla yakınına girmezseniz rahatsız etmiyor. Ama böyle onu böyle iyice zoom yaparsanız oradaki hani bozuk unsurları da görebilirsiniz. Fakat her şey bir yana gerçekten telefonun kamerası ve videosu gün ışığında gayet iyi sonuçlar çıkarıyor. Videosu demişken gelelim video tarafına. Arkadaşlar 4K videoları 30 kare olarak çekebiliyorsunuz. Ön kamerada ise 1080p videolarınızı yine 30 kare olarak çekebiliyorsunuz. Ön kamera biraz kötü onu baştan söyleyeyim. Özellikle öz çekimlerde yüze uyguladığı doğal olmayan efektler çok belli oluyor. Cihaz işin açıkçası arka kameradan daha çok kurtarıyor. İşte bu özellikle makro modunun video haline gelmesi keyifli olmuş. Bunun haricinde işte çektiğiniz selfilerde arka tarafı bulanıklaştırma efekti. Böyle %100 kusursuz çok iyi harika doğal sonuçlar vermese bile arada bozulmalar yapsa bile rahatsız edici bir şey temsil etmiyor bana soracak olursanız. Yani sosyal medyada orada burada paylaşırken gönül rahatlığıyla fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Ya her türlü paylaşabilirsiniz de hani öyle bir takıntınız varsa diye söylüyorum. Yani en genel anlamda cihazın kamera performansını gün ışığında çok beğendim. Yani bu para için gayet güzel sonuçlar veriyor. Hem video tarafından da fotoğraf tarafında. Hani profesyonel olarak böyle sosyal medya falan filan veya böyle kafe mafe öyle şeyler işletiyorsanız böyle bir şeye ihtiyacınız varsa da kurtarır o fotoğraflar yani. Şimdi oyun testine geçeceğim. Oyun testine geçmeden önce ekranın 120 Hz olduğunu fiyat bareminde dikkate alarak bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Ekranın 120 Hz. Dilin ise 5000 mAh olduğunu belirteyim. Game isterseniz şimdi bir 10 dakikalık PUBG testi yaptım. Ne sonuçlar çıkmış hep birlikte görelim. Evet, oyun testinin sonuçlarında değerli arkadaşlar 3 derecelik çok ciddi olmayan ya yani %3'lük çok ciddi olmayan bir şarj kaybı yaşadı telefon 10 dakikalık süre içerisinde. Fakat gelin görün ki sıcaklık ya aleti dıt dıt yaptıracak kadar yükseldi. 5.5 derecelik yaklaşık 5.5 derecelik bir yükseliş gösterdi. Yani buradan anlıyoruz ki bu cihazı özellikle oyunda böyle çok uzun süreler, uzunca saatler bir de böyle kasan oyunlarda kullanmak istiyorsanız ısınacaktır arkadaşlar. Bunu hesaba katın. Geleyim işlemci faslına. Üzerindeki işlemci Snapdragon 732G arkadaşlar. Bu işlemcide toplam 8 adet çekirdek bulunuyor. RAM tarafında 8 GB tercih edilmiş. Gönül isterdeki 12 GB diyelim. Çok daha güzel olurdu. Fakat firma 8 GB tercih etmiş. Grafik tarafında ise Adreno 618 var. Şimdi bu toplamdan ortaya çıkan sonuç şu. Bu telefon fotoğraf çekmek için dediğim gibi çok da söyledim ama fotoğraf çekmek için gayet iyi. Video çekmek için de bence fena değil. Fakat çok yoğun bir oyuncuysanız, sürekli telefonda ağır oyunlar oynuyorsanız hani hem size performans anlamında bir süre sonra sıkıntı çıkarmaya başlayabilir. Hem de oyun deneyiminizde oyun keyfinizde kayıplar yaşayabilir. Ama böyle normal bir oyuncuysanız hani arada bir telefonumu açarım, bir iki maç atarım, çıkarımcıysanız bu telefon hani bence fiyatıyla birlikte kamera performansıyla birlikte son derece tercih edilebilir bir cihaz arkadaşlar. Pilinin 5000 mAh olduğunu söylemiştim. Depolama alanı benim elimdekinin 256 GB arkadaşlar. İlginçtir ki tasarım son kısma kaldı. Cihaz arkadan gayet güzel görünüyor. Ekran gövde oranı yanlış hatırlamıyorsam %86'larda böyle çok kibar bir ekran gövde oranı söz konusu değil onu belirteyim. Özellikle altlar birazcık kalın gibi duruyor. Ekranımız yaklaşık
yaklaşık 6.67 inç ve 120 Hz'lik değere sahip. AMOLED bir ekran aynı zamanda. Hani video, dizi, film vesaire vesaire izlerken de ekranın hani geniş olması bu anlamda avantaj sağlıyor. Yine fiyatı hesaba katılacak olursa. Çözünürlüğü ise 1080x2400. Şimdi arkadaşlar gelelim finale. Çok söyledim hani finali bence anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çok ultra özet geçeceğim. Hani bütçeniz bu kadarsa, daha iyisi tabii ki de vardır sizin de, paranız varsa. Ama bütçeniz bu kadarsa bence çok sağa sola sapmaya gerek yok. Ben harbiden bu cihazı çok beğendim. Hani internette uzun kullanım testlerine de bakabilirsiniz. Ben maalesef böyle bir şey yapamıyorum. Telefon bende kısa süreli duruyor çünkü. Ama en genel anlamda bende durduğu süre içerisinde gerek işte oyun testinde %3'lük böyle küçük bir şarj kaybı. Onun haricinde kamerasının performansı ve fiyatını da hesaba katacak olursak beni etkilediğini belirtmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kafanızda takılan bir şey varsa yorum bölümünden lütfen belirtin. Uzun kullanım hakkında bir fikriniz varsa da, yani hala hazırda bu cihazın kullanıcısıysanız da, lütfen yorum bölümünden görüşlerinizi belirtin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.